Herkese merhaba. Bugün sizlere rahim içi duvar kalınlaşması ve menopoz öncesi veya menopoz sonrası anormal kanamaları anlatacağım. Özellikle bizim normal jinekolojik takiplerde bazen rahim içini kalın görürüz. Bunun birçok sebebi var. Bu bir miyom nedeniyle olabilir ya da rahim içinde büyümüş et parçası dediğimiz polip olabilir veya her ay regli kanamasını sağlayan rahim içi duvarının kalınlaşması olabilir. Bu da hormonal olabilir ya da o bölgedeki bir anormal hücre artışına bağlı olarak kalınlaşma olabilir. Bu kalınlaşma genelde kendini kanama olarak gösterir. Bu kanamalar ya adet döneminde fazla kanama şeklinde ya da ara kanama şeklinde olabilir. Bunlar lekelenme tarzı olabilir ya da normal adet kanaması şeklinde olabilir. Bunlar önemli. Özellikle tekrarlıyorsa ve tedaviye dirençli ise menopoz öncesi dönemde bunlardan mutlaka örnek alıyoruz. Rahim içinden örnek alarak değerlendiriyoruz. Eğer miyom veya polip düşünmüşsek o zaman rahim içine görüntüleme yöntemiyle, kamera sistemiyle girerek ki buna histereskopi deniyor, rahim içini değerlendirebiliyoruz ve bu sırada da eğer herhangi bir patoloji görürsek örnek alabiliyoruz, miyomu veya polibi çıkartabiliyoruz. Menopoz ve menopoz sonrası dönemdeki kanamalar mutlaka önemli. Bir yıldan sonraki olan anormal kanamalar, lekelenme tarzı olabilir veya tekrardan bir kanama şeklinde olabilir. Bunlardan mutlaka örnek alıyoruz. Bunun aslında değerlendirme sebebi rahim içi kanseri olup olmamasını değerlendirmek. Çünkü rahim içi kanserinin erken bulgusu rahim içinde kalınlaşma. Yani biz buna endometriyal hiperplazi diyoruz. Gelişir ve daha sonra kanser gelişir. Erken dönemde yakalayarak çok basit bir tedaviyle işlemler sonlandırılabiliyor. Ama kanser geliştikten sonraki tedavi prensipleri çok farklı. Cerrahi çok farklı. Özellikle bizim erken tanı ve tedavi yaklaşımımız açısından bu kanamaları çok dikkate alıyoruz. Ama biz hastalarımızı dediğim gibi iki gruba ayırıyoruz. Menopoz öncesi dönem ve menopoz sonrası dönem. Her iki grupta da anormal kanamalar, ara kanamalar veya fazla kanamalar önemli. Ama özellikle menopoz sonrası kanamalar çok daha önemli. Çünkü rahim içi kanserler özellikle menopoz sonrası yaşlarda ortaya çıkıyor. Bunların örnek alma şekli çok basit. Hastalarımız uyutulmadan genelde işlemler yapılıyor. Pipel dediğimiz basit rahim içine girilerek küçük örnekler alıyoruz ve bu örnekleri patolojik olarak değerlendiriyoruz. Bunlar çok basit. Aynı gün içinde hastalarımız normal yaşamına dönebiliyor ve sonuçlarımız 2-3 gün içinde elimize geliyor. Bunlar basit ama tedavi planlaması açısından çok değerli veriler olmuş oluyor. Tabii ki kanser dışında polip ve miyom kanamaları, onlar ayrı bir grup ve ayrı bir grup içinde değerlendiriliyor. O grubun tedavisi genelde kapalı yöntemle rahim içine kamera sistemiyle girilerek tedavisini yapıyoruz. Bunlar deneyim gerektiren ama basit cerrahi yöntemler. O nedenle şikayetlerimizi geciktirmiyoruz. Bu şikayetlerimiz geliştiğinde hekimimize başvuruyoruz. Sonrası iyilik, güzellik.